Sebze yemeği sevenler için bugün akşama misafirlerinize, çocuklarınıza çok şahane bir sebze yemeği çekeceğim. Bu yemek sebze yemeği olacak, öyle söyleyeyim. Kediyi doyurmayacak kadar bir parça tavuk da katacağım ama elinizde varsa siz de katın. Şimdi şurada gördüğünüz gibi 100 gram tavuğumuz var. 2 tane soğanımız, 1 tane havucumuz, 1 tane patatesimiz, bezelyemiz don. Yani yazdan difrize koyduğumuz bezelye. Bir adet de domatesimiz var. Salçamız var, baharatlarımız var. Şimdi işleme patateslerden, soğanlardan başlayalım doğrayarak. Malzemelerimiz bezelye neyse ona göre olacak. Yani yemekte biri büyük biri küçük olmayacak. Tabağı boşalttığımız zaman hepsi birbirine benzeyecek. Soğanımız hazır. Havucumuzu doğramaya. Havuçlarımız da ufak olacak, tavla zarı gibi. Mübarek havuçlar da ağaçları gibi kırılıyor. Şimdi doğramaya. Hepsi birbirine benzeyecek. Patateslerimiz, soğanlarımız hazır. Yemek nasıl daha pratik bir şeyse o şekilde göstereceğim. Şimdi sıra geldi tavuğu doğramaya. Tavuğu ne kadar ufak doğrarsak yemeğin içinde o kadar çok dağılır. 100 gram değil, 300 gram gibi görünür. Şimdi ocağımızın başına geçiyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Yağımızı döküyoruz. 2 yemek kaşığı civarında. Soğanla havucumuzu beraber kavuracağız. Daha önce dedim ya, pratik yemeğin pratik nasıl yapılırsa o şeklini göstereceğim diye. Bu yemek tarifinde çenesi çok, video uzun demezseniz gerçekten yemek nasıl pişirilir onu tam detaylı olarak anlatacağım, göstereceğim. Özelliklerini anlatacağım. Şimdi havucun özelliğinden başlar. Havucu ne kadar çok kavurursak o kadar çabuk pişer. Aynı kızartılmış gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Bir havucun pişme süresi yarım saatse, aynı patates tava kızartır gibi kavurursak bu havuç en fazla 10 dakikada pişer. Soğanlarımız pişmek üzere. İyice kavurduk. Video sonunda ben 5 porsiyonluk tarifini vereceğim. Malzemesini ona göre yazacağım. Burada 2 diş sarımsak var. Bu sarımsağı sarımsak kokusu için değil, sadece aroması olsun diye kattım içine. Sarımsak kokusunun olmasını isteseydim en son katardım. Şimdi tavuğunu katıyorum. Tavuğunu da güzel bir şekilde kavuracağız soğanla, havuçla, sarımsakla. Bu videonun bir karesini dahi kaçırmayın. Sizin için çok faydalı olacağına inanıyorum ben. Attım. Tavuğumuz rengini attı, suyunu atmadım. Hemen salçasını katıyoruz. Salçayı kattıktan sonra zaten salçanın koruma özelliğinden dolayı ne yapar? Dışına kaplar, suyunu attırmaz. Salçayla bunu biraz daha karıştıracağız. Salçayı hazır salça kıvamından ev salçası kıvamına gelene kadar kavuracağız.
koyduğumuz malzemelerin tamamını çözdürmeden pişireceğiz. Yani don olarak atacağız. Eğer biz bunu çözdürürsek ne olur? Çözdürüp de atarsak çürümüş sebzeye döner. Don yemiş sebzeye döner. Bu şekilde şoklayacağız sebzelerimizi. Ateşi her tarafına değdirdik don bezelyelerinde. Suyunu vermeye. Suyunu biraz fazla vereceğiz. Sebebi şu, daha sonra patates katacağımızdan dolayı patates bunun suyunu çeker. Ortalama 10 dakika kadar kaynattım. Bezelyelerin pişme süresi normalde patatesle aynı. Aslında öyle. Ama bazen oluyor ki bezelye pişiyor, patates pişmiyor, patates pişiyor, bezelye pişmiyor. Öyle söyleyeyim. Bir tane bezelyeyi alacağız. Pişme kıvamına geldiğini hissettiğimiz anda patatesini katacağız. Bezelyenin kabuğu kalın olduğundan dolayı ne kadar pişerse pişsin bezelyede dağılma olmaz. Dediğim kıvama gelince ne yapıyoruz? Patatesini katıyoruz. Ara ara kontrol edeceğiz. Suya ihtiyaç duyarsa üzerine kaynayan sudan vereceğiz. Kapağını kapatıyoruz. Yemeğimizi kontrol ediyoruz. Bir tane patates alacağız. Elimizle bastıracağız. Patatesi piştiyse yemeğimiz pişmiş demektir. Şöyle gördüğünüz gibi ezildi tencerenin kenarında. Yemeğimiz hazır. Şimdi sıra geldi baharatlarını vermeye. Az bir karabiber. Baharat tamamen sizin tercihiniz. Az bir pul ver. Bunda baharat verirken tuza çok dikkat edeceğiz. Sebebi ne? Sebebi bezelyenin şekerli olması. Şekerli olduğundan dolayı ne kadar tuz verirsem ver, belli bir süre sonra tuzsuz gibi gelir. Tuzunu bir defa ayarlayacağız, ondan sonra bir daha tuz atmayacağız. Sıra geldi sunuma. Bizim bir porsiyonunu gösterelim. Bu porsiyonu doldururken de şunu söyleyeyim. Mevsim olduğu için domates tabii ki tamamen sizin tercihinize kalmış. Domates katmak isterseniz salçaya su vermeden, bir daha söyleyeyim. Domates katmak isterseniz salçaya su vermeden hemen işte 10 saniye önce, 15 saniye önce katın. Salçayı domatesin her tarafına bulaştırın. Ondan sonra suyunu verin. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.